Afiyet olsun. Mersi. Ablacığım. Caner'cim, nasılsın? İyiyim, günaydın. Günaydın. Ne oldu Kumru, ne yapıyor hala bunalımda mı? Hı? Ablacığım, bazı insanlar senin gibi gamsız olmadığı için başına gelenleri öyle 12 saatte unutamıyorlar. Aptal. Başka bir şey değil. Neyse şimdi onu düşünemeyeceğim. Çok daha önemli dertlerimiz var Caner'cim. Ne derdimiz var ablacığım? Yine de derdimiz var. Bak bu Doğan boşanma meselesini kafasına fena halde takmış vaziyette. Hayır çok problem değil de benim istediklerimi vermeyecek. Adamı yıldıramadık ya, ne kıymetli parası varmış Allah'ım ya. Yani servetinin yarısını vermek istememesi sence de çok doğal değil mi? Hı? Peki sen neden birden böyle bir doğrucu Davut kesildin bana Caner? Ablacığım yani şurada baş başayız, ikimiziz yani bari baş başayken doğruları konuşalım. Neyse. Bak. Doğan bizi bu evden gönderecek. Ama tabii o sırada bizim elimizde armut toplamayacak değil mi? Ne yapacağız abla? Gider ayak evi mi soyacağız? Ha. Giderken diyorum şu bütün çanak çömlekler falan ne varsa alıp onları götürelim. Ne dersin? Yahu biz Yıldız'la Asuman Hanım'ız Caner. Ne yapacağız peki abla o zaman? Yeni müttefikimizle yola devam ederken onun kanatları altına gireceğiz Caner. Engin. Aynen öyle. Yani bir yalıdan başka bir yalıya. Ben bu saatten sonra hiç kimseye yalıdan çıktı Ender apartman dairesine taşındı dedirtmem. İyi de ablacığım yani zaten Engin'i katakulliye getirip bu mücevher işine ortak ettin. Adamın evine nasıl taşınacaksın? Bir şeyler düşündüm elbet Caner'ciğim. Muhakkak. Şimdi hemen birini bul. Doktormuş gibi yapsın ve benim söylediklerimi söylesin. Okey? O zaman bir kast ajansına falan bakayım yani Seda ile Emir'e soramam. Sakın. Onlar asla bilmeyecek Caner. Okey? Anladın dediklerimi. Merak etme ablacığım anladım. Nice. O zaman Engin'i arıyorum. Tamam. Ben de şu sahte doktoru bulmaya çalışayım bakayım. Okey. Bye bye. Alo. Alo. Engin'ciğim nasılsın? İyiyim Ender. Seni sormalı. Ben de çok iyiyim. Müsaitsen sana bir uğramak istiyorum. Bu Ender Diamond'la ilgili sana söylemek istediklerim var. Sormak istediklerim var. Okey? Tabii tabii işe gidecektim ama seni beklerim. Ay çok mersi. O zaman en geç bir saate sendeyim okey? Bye bye. Tamam bekliyorum. Alo. Alo Engin abi, ben Caner. Caner? Hayırdır inşallah, bir şey mi oldu? Ablam sana doğru gelirken fenalaşmış. Nasıl fenalaşmış? Baygınlık geçirmiş. Çevredekiler hemen en yakın sağlık ocağına kaldırmışlar. Ben de şimdi oraya çok uzak bir yerdeyim, yanına gidemeyeceğim. Acaba sen gidebilir misin? Şu Yeniköy'de dispanser var ya orası. Tamam biliyorum. Yakınım zaten. Sen hiç merak etme, giderim ben. Hay Allah ya, peki nasıl olmuş? Yani araba kullanırken fenalaşmış. Çevredekiler de hemen kaldırmış, oraya götürmüşler. Tamam, merak etme. Ben gidiyorum. Sana da haber veririm, tamam mı? Tamam abi, çok teşekkür ederim. Ya en çok da bu adama yalan söylerken üzülüyorum. Hiç hak etmiyor. Aramızda telef olup gidecek. Yazık. Dediklerimi anladınız değil mi? Siz hiç merak etmeyin. Ben işin ehliyim. Daha önce oyunculuk yaptınız mı? Yapmadım ama Doktorlar dizisini sezonlarca, hatta tekrarlarını bile izledim. Yani bütün replikler beynimde kazılı. Okey. Çok fazla zamanımız yok. Tuttuğumuz adam doktor ancak 2 saat oyalayabilir. Neyse, umarım bir an önce gelir Engin. Geldi, tak tak tak. Ender. Ender iyi misin? Ah Engin sen mi geldin? Anlamadım bir anda böyle bir gözüm kararıverdi. Hastanın durumu ciddi. Buraya geldiğinde bilinci yerinde değildi. Gerçekten mi? Hay Allah ya inanmıyorum.
Hastamızın kardiyovasküler miyopatiye bağlı olarak damar trombositleri ve lenf bezlerinin şişmesine bağlı olan ve travmatik bir bünye bozukluğu mevcut. Ayrıyeten akut vertigo da var. Hı hı. Anlamadım. Yani ne demek oluyor bu? Aşırı stresten olmuş. Oh. Ender. Ay. Ay gerçekten neyin var? İyi misin? Neden stres oldun bu kadar ya? Vallahi işte önemli bir şey değil. Malum konular. Doğan'la ayrılıyoruz. Evden çıkmam lazım filan. Gerçi o evi bana vermek istedi ama ben tabii gururlu bir kadın olduğum için asla böyle bir şeyi kabul etmeyeceğimi söyledim. Yani der hiç üzülme yani her şerde bir hayır var derler. Ayrıca sen benim gördüğüm en güçlü kadınsın inan bana. Güçlü kadınlar daha çok yaralanırlar ama belli etmezler. Kadınlarda görülen tiroid hastalığının fazla olmasının da sebebi budur. Konuşamazlar, içine atarlar. Evet belki de benimki o. Muhtemelen de öyle. Size reçetenizi yazacağım. Ayrıca 2-3 gün iyice bir dinlenmeniz de şart. Bir de iyotlu deniz havası almanız lazım. Ha, hay Allah. Ben nasıl dinleneceğim ki şimdi? Ev bakmam lazım. Taşınma telaşı, o bu, of. Ya dur Allah aşkına stresi olma tamam sakin ol. Sen illa Doğan'la kalmak istemiyorsan ben sana güzel bir otel ayarlarım merak etme. Otel olmaz otel. Mümkün değil. Hastanın yalnız kalmaması gerekiyor. Kardeşi var. Ya Caner işlerle ilgileniyor şu anda. Yani işlerin de aksamaması lazım biliyoruz. Neyse artık başımın çaresine bakacağım. Ay başım döndü. İyi misin? Allah aşkına bir şey yok değil mi? Başım döndü azıcık. Dedim size. Ev ortamı, aşırı ilgi ve bakım lazım. Yani yanında her zaman biri olamayacaksa bile güvenilir bir çalışan olması şart. Anladım. Ben artık başımın çaresine bakacağım. Bir şey bulurum, ne yapayım? Aa, yok canım, olur mu öyle şey? Bir çözüm düşünmek lazım. Bizde kal, en azından iyileşene kadar. Ay olmaz ki öyle bir şey yani. Yok böyle bir şey kabul edemem, olur mu ya? Ya Allah aşkına neden olmasın ya? Koskocaman ev. Zaten Handan yok, Zeynep gitti. Gönül Hanım var, o sana bakar. Bence kabul edin. Yani ayıp olmasın sana. Bak Caner de var. Olur mu öyle şey ya? Sen bana gel. Senin bende çok emeğin var. Bana çok katkın oldu Ender. Aşk olsun. Yani Engin'cim aramızda böyle bir şeyin lafı bile olmaz yani. Ya olur mu öyle şey? Sen yeter ki gel, iyileş. Caner de gelsin, sorun değil benim için. Moral çok önemli, moral. Evet. Yani ben hiç kimseye yük olmak istemem gerçekten. Ay yok bana yük olmazsın. Zaten ben de evde yalnızım. Bana da katkın olmuş olur. Yani iyileşince de istediğin zaman gidersin. Yani madem öyle diyorsun, öyle de olsun o zaman. Tamam o zaman, anlaştık. Sorun yok. Buyurun reçeteniz. Reçeteyi ben alayım. Artık ilaçlarımı da sen alma. Engin'cim zaten benim için neler yapıyorsun? Çok mersi doktor bey. Ay. Aniden kalkma. Tekerlek sandalye falan var sende. Yok ben iyiyim. Şimdi senin koluna girerim. Sen bunu al. Tamam. Çantama da al. Onu da. Tamam. Geçmiş olsun. Ben çok mersi. Şöyle doktor. Tutayım seni. Yavaş. Tamam. Yavaş Ender. Hay Allah ya. Soğuk böyle ben de onu anlamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.